Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Bizlere zaman ayırıp bugün davetimize icabet ettiniz. Tabii ben öncelikle kısa bir Mersin değerlendirmesi yapıp, bu 3 yılın bir değerlendirmesini yapıp daha sonra Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle ilgili konuşmak istiyorum. Tabii Mersin Anamur'dan Tarsus'a kadar her bir ilçesinin muzun yarısını üreten bir Anamur var. Çilek'in yarısını üreten bir Silifke var. Yine salatalık domates de ciddi bir üretim yapan Aydıncık var. Limonun yarısını üreten bir Erdemli var. Üzümün, Türkiye'nin sofralık üzümünün yarısını üreten Tarsus var. Sofralık kayısının yarısını üreten bir Mut var. Dolayısıyla Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatının birinci sırada üreticiliğini yapan bir Mersin var. Tarımda Mersin İyi bir durumda ama pazarlamada belli bir sıkıntılar yaşanıyor. Tabii biz Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da hem üreticilerimizin hem Mersin'in tarımın yanında turizmden de istediği payı alabilmesi için defalarca gündeme getirdik. Ama Mersin maalesef turizmden 8 tane turizm bölgesi ilan edilmesine rağmen istediği payı alamadı. Sadece tarımla da Mersin'in ayakta kalabilme şansı yok. Yani bu kadar üretim yapan, yeryüzü cenneti olan Mersin, Türkiye'de işsizliğin en yüksek olduğu, fakir fukaraların en yüksek olduğu illerden bir tanesi. Çukurova alanı yıllardır askıda kaldı. Ben oranın 2 tane temel atma törenine katıldım. İnşallah 3. bir temel atma törenine katılmam.